Barış Alper Yılmaz 3 farklı mevkide haftanın 11'ine girmiş kaç oyuncu biliyorsunuz? Türkiye'de ya güçlüsünüzdür, ağırsınızdır ya da hızlısınızdır, dayanıklı değilsinizdir. Barış hem güçlü, hem hızlı, hem de dayanıklı. Ama onun hakkında karar vermek zor. Bugün öyle sanmayın, dün de öyleymiş. Zaten bireysel kreatif bir oyuncu değil Barış. Sadece gücüyle, suratıyla, dayanıklılığıyla öne çıkan bir oyuncu. Bu tür oyuncular da küçükken keşfedilmeyebilir. İşte bu keşfi yakalamak iyi bir futbol gözlemlemesiyle olur. Bazen sadece sizin inanmanız yetmez. Size inanılması da önemlidir. 2016'da B kursunda Riva'da Barış'ın Süper Lig'de oynayacağını söylediğimde tüm arkadaşlarım bana güldü. Dedi ya Ozan, bu ayakları ipinize, siz şimdi bilmiyorsunuz geçmişini, görseniz gülersiniz. Ya bu nasıl oynayacak? Ben 15 yaşında amatör takımı oynatmaya başladım onu. Dedim bu oynayacak dedim Süper Lig'e. Bunu Mustafa Eski Allah sizin de dedim düz yurtmasını seyrediyordum, Pazar düz yurtmasını. Arkadaşıma dedim bunu alın dedim, bak bu Süper Lig oyuncusu. Almadılar işte, sonra Erol Ozan aldı sağ olsun. Ama sonunda öyle bir hikaye yaratırsınız ki işte size inanmayanlara başka şans bırakmazsınız. Bugün Keçiören Gücü'nün şu anki ultra lüks tesisleri Barış'ın transfer ücretleriyle yapıldı. İşte şimdi biraz Barış Alper Yılmaz'a bakacağız. Hikayesini yaratırken ona şahit olanlarla beraber. Buyursunlar. Cemal Uri, haydi. Güzel insanlar. Galatasaray Danimarka takımı karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamıştı. Bu skorla onlar tur atlayacaktı. Fatih Terim ikinci yarıya Barış'la başladı. Müthiş oynayan yeni transfer Galatasaray'ın geri dönüşünün mimarı oldu. Maçın ardından Terim genç oyuncusu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Bu ifadelerle birlikte girdi hayatımıza Barış Alper Yılmaz. Oysa çok zorlu yollar aşındırdı, bir geçmişi vardı. Bugün niye her mevkide oynayabiliyor açıklayanmış. Yani ben oyuncu hikayesi anlatınca bazen alaya alınıyorum ya. Hikaye önemli. İlhan Püren anlatsın efendim. Barış bu çıkışı yakaladıktan sonra gazeteciler ya da medya mensupları beni aramasa, ben özellikle çıkıp Barış'ın bu noktaya gelmesindeki pay sahiplerinden biriyim hiç demedim. Çünkü böyle bir yapım da yok. Burada esas nokta şu. Barış bunu çok fazla istedi. Barış bir noktaya gelmeyi çok istedi ve hak etti. Nasıl hak etti? İnanılmaz karakterli bir çocuk. Ve disiplinli. Teslimiyet duygusu var. Aidiyet duygusu var. Çünkü standart bir aileden gelmiş. Babası Rize'de, Rize'nin dağlarında, köylerinde böyle ufak bir restoran işleten. Ekonomik olarak belirli sıkıntılar içerisinde yaşamış, aile kültürünün, aile ortamının, aidiyet duygusunun ne demek olduğunu iyi bilen bir yapının aslında buralara gelmesi tamamen kendi isteğiyle alakalı. O yüzden müsaadenizle çocukken futbola sokak aralarında başlıyor. Küçükken o da Cristiano Ronaldo ismini söyleyerek top oynuyor ki Drogba söylediğini söylemişliği de var. Okul takımı turnuvalarında oynarken fark ediliyor ve çok seviliyor. Ali Saklangıç Hoca elinden tutup bu çocuğa bir bakalım diyerek Rize Özel İdare'de futbola başlatıyor. Böyle anlatınca çok kolay değil mi? Bir de gidin bunu bizim Yüksel'e sor. Başoğlu, ekibimizin yeni üyesi. Başı döndü Barış Alper Yılmaz'ın hikayesini takip ederken. İşte Barış'ı da işte 10 yaşında aldık işte okuldan, Çaykırköy Öğretim Okulu'ndan. 7 yıl bizde kaldı. 7 yıllık süreçten sonra onu Ankara Demir'e direkt profesyonel yaptık. Son lise sondaydı o zaman. Spor lisesini oraya aldırdık. Fakat ilk yılında 5 maçta toplam 55 dakika oynuyor. Fazla süre bulamıyor. İkinci yılında takım ikinci yükseldiğin 17 maç oynuyor. 10 tanesi ilk, 11, 7 tanesi sonradan. Fakat burada önemli bir nokta var. Sezon bitiminde ismini vermeyeceğim. O zamanki hocası Ankara Demirspor'un gidecekler listesinde Barış Alper Yılmaz ismini de yazdı. Bu gelişimi gösteremedi, bunu gönderelim. Fakat kulübün başkanıyla Hüseyin Bektaş hocamız ısrarla Barış'ın çok genç olduğunu, gelişime açık oyuncu olduğunu toplantı esnasında deklar ediyorlar. Başkanla idari menajer hemfikir olduğu için hocanın istememesine rağmen takımda kalıyor Barış. Yani çok ince bir nokta. Orada başkanı da, Ankara Demirspor'un zamandaki başkanı da tamam gönderelim dese belki bugün Barış Alper Yılmaz olmayacak. Bu zorlu yolculuk onu zorlu mevkilerin adamı yapmış olabilir. Benim farklı bir yorumum da var tabii. Barış Alper Yılmaz çok akıllı bir adam. Ve Türk futbolunda çok akıllıca yer edindi. Yani güçlü yanlarınızdan alabileceğiniz en iyi verim alma ve bu sayede zayıflıklarınızın göz ardı edilmesini sağlama metodu. Böylelikle hem Galatasaray'da hem milli takımda önemli yer edindi kendine. Evet, bir kanat oyuncusuydu. Ama Kadıköy deplasmanına golcü lazımdı, forvet lazımdı. Çıktı oynadı.
Aynısını milli takımda da yaptı hatırlayın. Ve o maç zaten hani artık rüzgara hükmetmeye başladığı zamanların işaret fişeğiydi. Barış'ın kırılma noktası şu oldu bana göre. Hırvatistan'a ülke tarihimizde deplasmanda ilk galip geldiğimiz maçta golü Barış'ın atması. Barış'ın acaba ben buraların oyuncusu muyum yoksa değil miyim sorusunun tam bir cevabını aldıktan sonra onun menajeriyle ve bazı medya mensuplarıyla konuştuğumda Barış'ın bu maçta artık psikolojik barajı aştığını ve bundan sonra Barış'ın aşama kaydedeceğini söylediğim bir noktada Barış Galatasaray'ın şu anda değişilmez, vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Barış Alper kulüpte fırtına açık veya yaratıcı orta saha olmayacağını hızlıca fark etmiş olmalı ki kendini eski mevkinin o fiyakasından feragat etmeye ve daha az takdir edileceği ama eşit seviyede önemli bir göreve hazır, gayretkeş bir çalışan olarak yeniden yarattı ve bu onun ne kadar akıllı bir adam olduğunun net göstergesi ve elbette geçmişten öğrendiklerinin de. Ankara Demir'de ben bunun hocasıyla tanıştım, Bahattin Hoca'yla yukarıda. Kamptalar o zaman, yaz başı ben hep Ankara'ya gidiyorum. Hocam dedim, biz bundan Süper Lig bekliyoruz. O sene 2 tane 11 oynadı. Ankara Demir'de son sene 2 tane 11 oynadı. Bahattin Hoca da diyor ki yok sonra ben bunu sağ bek oynattım, onu oynattım. Öyle bir şey yok. Bunun oradan kamp oyuncu olmasının tek sebebi Hüseyin'in arkasında durmasıdır, Hüseyin Bektaş'ı. Hüseyin Bektaş olmasaydı 4 kere 5 kere gönderiliyordu Ankara Demir'de. Bir de Serdar arkadaşımız var, belki tanırsınız. Menajerdi o zaman Ankara yok. Demir'de. Yani bu şimdi 17 yaşında okula gidiyor profesyonel. Yani bu şartları ona sağlayan Serdar arkadaşımız da Hüseyin Bektaş'tır yani. Hüseyin... Hocam Barış gelsin, eğer beğenirsen takımda kalsın, beğenmezsen kiralık olarak vereceğiz dediler. Daha sonra biz kampa gittik. Kampta görmediğim, bilmediğim, tanımadığım oyuncuları görmek için bir hazırlık maçı aldım 3. lig takımıyla. Teknik ekipten arkadaşlarımdan bir tanesi hocam... Barış'ı almadık, ayıp olacak. Onu da bir istersen görelim. En azından onun da gönlü olsun dediği bir noktada. Barış'ı oyuna attık. Topu alır almaz çok enteresan bir hareket yaptı. Hepimizin dikkatini çekti. Tesadüf mü değil mi diye merak etti. Aradan bir iki dakika daha geçti. Topu aldı. 2-3 kişinin arasından sırtı dönük topa vurdu ve gitti. Çok süratli olduğunu gösterdi. Maçtan sonra başkanımızı aradım, Sedat Tahiroğlu'nu. Başkanım bir transfer yapacaktık, onu iptal edelim. Barış Alper Yılmaz inanılmaz bir performans sergiledi. Güzel insanlar. Futbolda var bunlar. O yüzden 2015'teki bir Rupert Friar yazısını konu edebiliyoruz. Ve o sözleri şak diye Barış Alper Yılmaz'a etiketliyoruz. O kadar güzel bir örnekle de devam ediyor ki Friar. Barış'ın istikameti için de fikir verir diye bahsedeceğim. İtaki yayınları da iyi ki var ya. Hem de tanıdık isimden Felipe Melo. Fiorentina'da kalsa kırıp dökmeye devam edebilirdi. Ama Juventus ondan futbol oynamasını istedi. 25 milyon euro para saydı. Transferin sonucunu biliyorsunuz, altın bidondu. Galatasaray ve Türkiye ikliminde yeniden yükselme sebebi de oydu. Bir başka örnek daha, Ashley Young. Aston Villa'dayken takımın fark yaratması beklenen oyuncusu olduğu için arada bir top kaptırması falan göz yumuluyordu. Ama her maçta rakip takıma mutlak üstünlük kurman gereken Manchester United'da oynuyorsan daha incelikli bir oyun bekleniyor. Bocalıyorsun, teknik yetersizliğin gün gibi ortaya çıkıyor ve gidiyoruz. Ne güzel örnek demiş değil mi? Yani Barış Alper Yılmaz, çok şanslıydım, hep doğru insanlara denk geldin diyor ama artık şansın yanına mantık da koyma zamanı. Doğru adımlarla zirvede geçecek bir kariyer edinebilir, bu fikri de veriyor. Mesela işin teknik tarafından söz etmedik biz. Hani Galatasaray'da Okan Buruk'un oyuncu kullanımı konusunu çok anlattım ama nasıl bek oynadı? Bilimsel bir gerçek de varmış arkasında. Belki Beko özelliğini de şöyle kazandı. Galatasaray'da Yusuf Köklü hocamız var. Performans hocası. Şu anda Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde Okan Buruk'un profesör aynı zamanda Yusuf Hoca ve dünya çapında yayınları var. Bireysel performansını nasıl geliştirebileceği konusunda da uzman birisi. Galatasaray bu anlamda çok şanslı. Barış'ın eksik kalan noktalarını tamamladığı için oyun metrajını uzattı Barış'ın. Yani Barış 30 metrelerde oynarken şimdi 60-70 metrelerde ve maçı 90 dakika oynayabilen bir oyuncu haline geldiği için hem teknik becerisi, fiziksel kalitesi hem de oyun zekasıyla artık oyunun her bölgesinde yer almaya başladı. Barış Alper Yılmaz çalışmayı çok seviyorum diyor. Özel bir ekibi var, süreç odaklı bakıyor. Çok düzenli ve disiplinli bir yaşantısı var. Basın danışmanı var, diyetisyeni var,
bireysel performans hocası var. Bu anlamda çok profesyonel ilerliyor. Ve geldiği noktanın kıymetini bildiği kesin. Bunun hakkını verecek kadar maç kurtarmışlığı da var. Akıllı olduğunu çok söyledim zaten. Ve geleceğine yön vermeyi de geçmişi ona öğretti. Ve ona yakışan vefadan da söz etmeliyiz belki. Vefası da vardı kulübede bir sene. Hayatımda ilk defa birinden bir şey istedim. Çocukları giydirdi sağ olsun, 100 bin lira para gönderdi bize. Çocukların malzemelerini aldı. 120 tane arkadaşı var küçük aşağıda. Onları giydirdi sağ olsun. Vefa demişken Hüseyin Bektaş'ın da ciddi katkısı var. Onun hikayesinde ismini anmadan geçmeyelim ve bu hikayedeki tesadüfleri bir kenara bırakalım. Yani Türk futbolunda kader onu buralara getirdi. Ama bundan sonrasını da taş, kağıt, makasla belirlememesi icap eder. Dilerim kariyeri boyunca koyduğu zekayı ve çok çalışma azmini sürdürür. Ama yere dindikten sonrası için de Gordon Min Metin Tekin için şey demişti, onu hatırlatayım. Metin Tekin'de yetenek olarak her şey vardı ama her şeyden çok yapmak istiyordu demişti. Aman dikkat. Şimdilik buradayım. Tabii ki yukarıdaki hedeflerim var. Avrupa, neden olmasın? Hedeflerimiz var. İnşallah bir Avrupa'da oynamak nasip olur.